Değerli dostlar, değerli hocam İsmet Galip Yolcuoğlu Beyefendi beraber yine beraberiz. Bir önceki programımızda yazar nasıl yazar üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Tabii o da programın sonunda bize demişti ki bir yazar olmak istiyorsanız bol bol okumanız lazım. Hatta bir kendi sitesini önermişti. Ben de hocamın sitesini inşallah açıklama bölümüne ekleyeceğim. Linklerini koyacağım. Oradan da buraya ulaşabilirsiniz. Ee, okunması gereken 200 kitaptan bahsetmişti. Önce okuyalım sonra yazalım önermişti. Şimdi hocam okuma üzerine sizinle inşallah bir söyleşi yapmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba Refik Bey. Merhabalar hocam. Hocam ben direkt soruyla gireyim. Günlük bir okuma ritüeliniz var mı, rutininiz var mı? Şimdi ilk bölümde konuştuğumuz gibi diğer programda söylemiştim. Ee, bir yazara bulaştığım zaman genellikle bütün metinlerini okumayı istiyorum. Böyle bir obsesif tarafım var. Belki Böyle tek saplantım var. bu olabilir hayatta yani. Evet. Evet. Mesela Zygmunt Bauman diye bir adam var biliyorsun. Polonya kökenli bir Yahudi bu vatandaş. Ha. Hatta 3-5 sene önce öldü. 90 küsur yaşındaydı. 100 kitabı var Refik Bey. Oo. Şimdi bir adam 100 kitap nasıl yazıyor? Bizim insanlarımızın %99'u 100 tane kitap okumadan ölürken Doğu'da yani <laughs> kitap okumayan ülkelerde evet. 100 metni okumadan ölürken bir adam 100 kitabı nasıl yazar diye Böyle bir kışkırtıcı bir soru değil mi? Evet, Yine evet. bizde mesela Enis Batur var Enis Batur diye bir yazar var biliyorsun 150'ye yakın kitabı var çoğunu okumuşumdur Hı. Çok böyle şey konusu şey olmadan yazar Enis Batur'un öyle okuma kaygısı yoktur Hatta bir kitabında şey diyor beni Okuyan belki 700-800 kişi anca vardır Türkiye'de. Bin kişi ciddi okuyucu vardır falan diye böyle bir cümlesi de vardır. Yani Hı -hı. onun okuduğu metinleri anlayabilecek kapasitede falan. Hı -hı. Böyle ticari kaygısı da yoktur. Bir ara Yapı Kredi Yayınları'nın editörüydü zaten. Hı -hı. E, dolayısıyla böyle işte bizdeki karşılığı Enis Batur gibi, Tahsin Yücel gibi kalemi kuvvetli, iyi yazan Fransızca diline de hakim bunlar tabii son derece. Hı -hı. Ve Bauman gibi işte e, Bodriye gibi e, entelektüeller küresel çapta bunların metinleri işte bunların birkaç tane metnini bulduktan sonra en zayıf metinlerine kadar okumaya çalışırım. Eyvallah. Yani, Hangi saatte e, hocam? İşte sabah genellikle dediğim gibi 20 yıldır hep 6'da kalktığım için cumartesi pazar dahil gecede gece de 11'de otomatik an olurum zaten sabah erken şöyle kalkınca. Hocam ya bir günde 10'a kadar yatayım falan olmuyor mu? Çok ender yani o gün başım ağrır büyük ihtimalle çünkü Hı -hı. biyolojik rutinin bozuluyor. Hı hı. Ee, ...çok ender... ...yani öyle bir zaten ihtiyacım olmuyor... ...çok erken saatleri sevdiğim için... ...hatta böyle şimdi hava karanlık oluyor ya altıda... ...yani dünyanın böyle sabah altıda... ...işte herkes uyurken ki o hali... Hı hı. ...bu yeryüzünü anlamak için çok güzel saatler... ...diye düşünürüm hep yani... İslam'ın gelenekte de çok şeydir o... ...yani erken kalkıp nasipler dağıtırken... ...nasibinizi toplayın derler... ...demek ki hikmetin birisi de o... Tabii tabii mesela İslam'da o sabah namazı şeyi de... ...çok gerçekten işte dediğim gibi... ...bunların yani ahlaken karşılığı olsa... Çok kullanışlı şemalarımız var da bizim ritüellerde bunları yaşıyoruz. Kendi kültürel dünyamızda, gündelik yaşamımızda bunların çok karşılığını sorgulamıyoruz. Sadece bu şekillerle bunları göstermeyi yeterli sayıyoruz. Eyvallah. Yani bir Müslüman gibi yaşamak mesela ne, ne anlama geliyor? Evet. Peki hocam, Değil hani mi? yıllardan beri okuyorsunuz, ediyorsunuz ama hani en çok beslendiğim kaynak şu diyebileceğiniz kim var? Ya şundan çok beslendim hakikaten, beni çok hayatımı değiştir diyebileceğiniz. Yani kimi diyebilirim? İşte Tahsin Yücel'i sayabilirim. Oktay Rıfat'ı, Orhan Veli'yi, Yalçın Küçük'ü, e, ondan sonra Cemil Meriç'i. Mesela ne diyor Cemil Meriç? Çok güzel bir her zaman aklımda olan bir cümlesi var. Yani bir ülkede diyor insanlar gerçekten kitaplarla yeteri kadar hemhal olsaydı diyor birçok hayal kırıklığı yaşanmadan önlemiş olurdu. Şimdi yani evet. otur ağla yani bu cümlenin karşısında. Evet değil Bunun, mi? Cemil Meriç'in bu ülke kitabında diye hatırlıyorum ben okumak üzerine diye bir bölümü vardır okumak nedir evet. ee, hatta bir kitap delisi kavramını orada tartışır hakikaten benim hayatımda okumak ve okumanın önemiyle alakalı okuduğum en enfes metinlerden birisidir o bu ülke kitabında yer alır ben de Cemil Aynen, de... Yine, evet. yine biliyorsun Ahmet Hamdi Tanpınar mesela Cemil Meriç de çok hayatı boyunca çok büyük ekonomik problemler yaşamıştır yani aç kalacak derecede ki bunlar düşün toplumun entelektüelleri Ahmet Tampınar bir edebiyat profesörüdür İstanbul Üniversitesi'nde fakat Türkiye o kadar yoksul durumdadır ki bir edebiyat profesörü geçimini sağlayamıyor. Hatta bizim üniversiteye yakın Avcılar'da bir yerde oturuyor birkaç günlükler diye bir kitabı var onu da tavsiye etmiş olayım arkadaşlar da sizlere de. Evet. En güzel kitabı odur Ahmet Hamdi kendi hayatını yazmıştır. Hiç Aha. evlenmemiştir hep böyle bir kadına aşık olmuştur onu besleyen belki şey buydu kitapları yazdıran hiç geçim şeyini çözememiştir. Çoğu zaman aç kaldığı zamanlarda olmuştur. Cemil Meriç de böyledir. Karl Marx da böyledir. Hani Batı dünyasındaki karşılığı. Evine defalarca haciz gelmiştir Karl Marx'ın. Hani şey olarak da fiziken de biraz sana benzer Karl <laughs> Marx. Sabah sabah kütüphaneye giren Refik Bey, British Museum'a gece bir de çıkar Karl Marx. Evet. Yani bu metinleri yazmak öyle kolay değil yani. Gerçekten hani bizim insanlarımız hiç 70-80 yıllık ömründe bir gün Sabahtan akşama kadar okuduğu bir gün var mıdır? O Tanpınar hem yoksul hocam bir de yok sayılıyor bir dönem iktidar tarafından. O kadar çok yok sayılıyor ki. Hem meşhur... yoksul hem yoksun aynen dediğin gibi. Ve o meşhur bir ee... sözü var. Diyor ki sükut suikastına uğradım diyor. Kimse benimle konuşmuyor, kimse benim muhatabı almıyor diye. Evet okulda da diğer hocalar da bunu kıskanıyor. Ama hep üretici adam, hep böyle şey alçak gönüllü. Hep büyük bir emekçi da ee, çok, çok güzel de... cümleleri var. İşte o Bursa'da zaman mesela 5 şehir kitabı vardır onu biliyorsun. Bursa, Ankara, İstanbul, e, Erzurum. Hı hı. Neresiydi bir de? 5 şehir. Temel Sivas, bir metin mesela oradaki vardı ya hatırlıyorum ben ama Antalya yok muydu? Antalya yoktu. Erzurum, Antalya. Ankara, İstanbul, Bursa. Bir Sivas var bir de. Sivas hatırlıyorum. Sivas mıydı? Hatırlayamadım Önce, şimdi. Öyle, öyle güzel ben... bir metin gerçekten. O da işte çok güzel şiirleri de var Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Evet. Yani bir sözcüğü işte bir kelimeyi şey yapana kadar günler haftalar kovalar. Yani böyle o kadar da obsesif. Evet. E, tabii işte şiir biliyorsun damıtılmış bir metindir. Yani e, bir ton evet. e, bir ton cevherden Refik Bey 7 gram altın çıkar, 10 gram gümüş çıkar. Şiiri bir ton cevherden çıkmış 7 grama benzetirim ben. Yani bir ton sözcükten çıkan 7 gramlık bir e, iki tane cümledir şiir. Yani Nazım Hikmet'te öyle bir şey var. Bir şiir yazıyor oraya bir kelime koyuyor. bir türlü bulamıyor o kelimeyi. Yıllarca bekliyor. Oraya ne koyayım ne koyayım. Yıllar sonra o kelimeyi buluyor ki o şiir öyle yayınlasın yani. O çok Tabii önemli. onun da mesela güzel bazı şiirleri var. Hı. İşte Ahmet Han Tanpınar bizi besleyen, Ömer Seyfettinler, Cemil Meriçler. E ondan sonra e Murat Belge. Yani entelektüel olup da okumaya yazmaya emek veren. işte çok öyle hani spontan konuştuğum için aklıma gelmedi. Daha sonraki konuşmalarımızda yine not evet. alıp e iletirim dinleyicilerimize. Yani okumalar gereken, onlara pusulu olabilecek evet. yazarlar, e, birçok yazarımız da var tabii doğrusu. Ama Tahsin Yücel'e özellikle, Tahsin Yücel'in kalemini evet. çok herkese tavsiye ederim. Hocam, Sabahattin şey, Ali mesela şey. Kürt Mantolu Madonna, herkese okumayı sevdirecek bir metindir. Ben okumaya evet. öğrencilerime ilk onu veririm. Bir edebiyat sevgisi aşılarım önce, bir okumaya geçmek lazım, okur yazar olmak. Okumak böyle bir şey yani. Kürt mantolu Madonna, şu İngiliz Madonna zanneden şeyler var ya. Bir de böyle bir kitle Tabii, var. Tabii. Canlı yayında <laughs> öyle bir kaza oldu ya. Madonna işte sarışın bir. Zaten şey de aslında orada e, kendini yazmış biraz. Evet. Sarışın bir kadına aşık olmuş şeydi Almanya'dayken. Bir buçuk sene kalmış ya Almanya'da. Öyleydi, çok 22 yaşlarda. Yani. Orada bir tabloda işte o kadına aşık olduğu kadın Madonna Kürt mantolu. Aslında ismi bu kadar tuhaf olup da bu kadar güzel bir kitap, e, yani Türk Edebiyatı'nın bir iki numaralı metinlerinden biridir bu kitap. Ama evet. ismi son derece aslında şey, <laughs> iyi olmayan bir isim bence yani. Peki, Peki hocam evet. hani şeyiniz var mı? Kendinizi motive etme adına, ya yılda ben en az bu kadar kitap okumalıyım ya da günde bu kadar saat okumakla geçirmeliyim gibi bir şeyiniz var mı? Bir hedefiniz var mı? Yok, gibi? hiç ona gerek kalmıyor Refik Bey. Zaten otomatikman haftada 2-3 metin erittiğimiz için yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir kendimizi kasmamıza gerek kalmıyor. Ön Rutine sayıyı söylemek istemiyorum diyorsun. Övünmek istemiyorum yani kaç kitap okudum öyle mi? Yok yani öyle nice şeyler bu entelektüel dünyada karşılığı yoktur biliyorsun. Yani bir tane metin bazen çok şey değiştirir. Evet. Ama işte binlerce metinle e, boğuştuk yıllarca. Evet. Haftada genellikle 2-3 kitapla muhatap olurum. Son yıllarda bir de onu da şimdi sen söylemişken aklıma geldi. Üsküdar'da Üsküdar Belediyesi'nin Nev Mekan diye bir Sahilde güzel Kütü... bir eski nikah e, salonu. En güzel fesliydi, bir canım. Evet kütüphane kafe. İnşallah İstanbul'a geldiğinde de orada seninle bir çay sohbeti yaparız. Çok beğendim. E, oradan mesela be. her gidişimde 10-15 tane kitap ödünç alırım. Evet. E, bir iki ay sonra geri götürürüm. Öyle bir ritüelim vardır uzun yıllardır. Bir evet. de e, şeyde Avcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belki de en önemli faaliyetlerinden biri e, birçok ilçede 20'ye yakın e, kütüphane kurdu. Onlar da böyle laf olsun diye değil yani temel metinler her ideolojiden on binlerce kitap var. Benim e, gittiğim yer Fakir Baykurt Kütüphanesi Avcılar'da. Hı. Her gidişimde 20 30 tane ödünç kitap alıyorum temel metinler. Kitap evet. masrafımı sıfıra indiren bir uygulama. E, gençler gidiyor ders çalışıyorlar falan. O da güzel bir şey ama aslında buradaki metinleri okumak işte benim o videoda önerdiğim gibi temel metinleri okumak çoğunun hayatını değiştirir. Ama tabii bir politika olarak da toplumu yönetenlere de buradan bir mesaj verelim. Yani çocuklarda bu okuma şeyini biraz teşvik etmemiz gerekiyor. Mesela bir harçlık ödülü verilebilir gençlere. Yani kütüphanede kitap belli kitaplar okumak için işte 50-100 kitap listesi o Milli Eğitim'in önerdiği gibi değil de yani böyle serbest şeyle okuma şeklinde. Evet, daha okunabilir. Teşvik bir şey. etmek gerekir yani cesaretlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Yani Milli eğitimin o listesi güzel hocam okunması gerekiyor fakat okuma alışkanlığı kazandıran bir liste değil. Yani, yani. o da hani bazıları zorlama mesela Ayaşlı ve Kiracıları falan yani e, şimdi bazı içinde güzel metinler de var tabii işte Ahmet Hanım, Tanpınar falan. Fakat yani işte Kürk mantolu Madonna o listede yoktu galiba değil mi? Hatırlamıyorum da yani o, o liste ben şunu dikkat etmen yani okunması gereken. Yok galiba bir... yani. ona evet. Ona bir şey diyemem yani o özel bir şey özel bir tavsiye listesi ama Hani bu kitaplar çocuklar okuma alışkanlığı kazandırmaz. Türkiye Onu de... diyorum evet yani kazandırması lazım. Böyle hani bir şey e, şimdi diyelim 10 saat mesai yapıyorsun hani ne yaptın o gün mesela. Ben ondan ziyade yani bir 3-5 saatlik mesaide etkili olarak ne yaptın hep onun peşindeyim. O benim için daha büyük değer ifade eder her zaman. Yani böyle bakmamız lazım kamu görevine de yani. Evet hocam, biz etkili söyleriz. çalışma, etkili okuma, etkili yani sonuç alıcı böyle bir şey yapmamız lazım. Çalışma yapalım sizinle okuma alışkanlığı yaz kazandıracak 100 kitap diye bir çalışma yapalım. Seçelim bakalım neler olabilir çocuklar. Tabii ki Yaştırma tabii kadar. ki o da olabilir. Mesela ara beş ara mi? böyle boş olduğumuz zamanlarda müsait zamanlarımızda böyle bir söyleşiler yapabiliriz. karşılıklı yani. sohbet şeklinde. Peki hocam söylediniz yani birçok kitap okudunuz ettiniz bana. Evinizde kaç kitabınız var? Onu merak ediyorum. Sorarım yani. saymadım ama Refik Bey yani 1000 1000 2000 tane vardır. Aşağıda sığınakta da bir odam var. E, okunmuş hmm. kitaplardan. Arda Hanlı'yı biliyorsun daha önce söyledim ilk söyleşimizde de liseyi orada okudum işte 84'lü yıllarda 17 senem orada zorlu topraklarda geçtiği için böyle eksi 40 derecelerde Hı -hı. belediyenin bir kitap kafesi vardı oraya da yüzlerce kitap gönderdim okuduğum kitaplardan Hı -hı. ciddi bir kütüphane kurdu belediye başkanına da ben de önermiştim Faruk Bey'e eski o da halk müziği sanatçısıdır kendisi bir sanatçı Hı -hı. hem de kardeşi de iyi bir saz virtüözüdür. Hı hı. E, oraya bayağı kitap gönderdim Ardağan'da fen lisesinde babam e, Ruşan Yolcuoğlu kooperatif müdürüydü ardağında bana bir kütüphane e, ödünç bırak, yani miras bırakmıştı miras Allah. olarak para bırakırlar ya genelde evet, evet. bana böyle bir kütüphane bırakmıştı belki de işte hayatındaki en önemli şeylerden birini yaptı paradan daha değerli bir alışkanlık evet. İlk onları okuyarak işte tek adamlar Süreyya Aydemir'in tek adamlar ikinci adamlar kitapları falan evet. e, onlara bulaşmıştım o zamanlar işte o klasikler e, ee, kitapları vardı mesela. Jean-Jacques Rousseau'nun, Voltaire'in kitapları vardı. Nereden bulmuşsa. Dosya metinleri o, vardı. Victor Hugo'nun kitapları vardı. Yani o tarihlerden nasıl bulmuşsa bilmiyorum ama onlara rahmetli bulaşmış. Beş yaşındayken babamı kaybetmiştim ben. Hı -hı. Ee, dolayısıyla o metinlerden e, ilerleyerek okumayı sevmiştim. Onun adına Ardahan Fen Lisesi'nde bir kütüphane kurmuştum. Ruşan Yolcuoğlu kitaplığı kütüphanesi diye. Hı, -hı. Ardağan Fen Lisesi biliyorsun en başarılı öğrencilerin olduğu şeyler her ilde, fen liseleri. Orada halen kütüphanemiz var. Arada öyle takviye kitaplar oraya gönderirim. Bir taraftan Ardağan Belediyesi'nin kütüphanesine kitaplar gönderirim. İşte e, kitap parası vermeden okuduğum şeyler, Üsküdar'daki Nevmekan Kütüphane, Üsküdar Belediyesi'nin Hilmi türkmeni yaptığı. E, diğer ilçelerde... Ekrem İmamoğlu'nun açtığı 20'ye yakın kütüphane ve onlardaki zengin hocam, içerik. İstanbul hakikaten tam bir kitap medeniyeti olmuş. Onu çok beğendim ben. Peki hocam hani... Evet ama çok... işte bu evet. toplumun bundan yararlanması lazım. Bunu da gençleri teşvik etmek lazım. Yani çok büyük zekalarımız var Refik Bey. Her toplumu yüzde biri çok zekidir biliyorsun. Hocam. Yüzde onu da bayağı zekidir. Şuna inanıyorum ben. Hani çocuklar okumuyor falan yalan. Yer aç, mekan aç... Çocuklar hınca hınç dolduruyor. Ben İstanbul'da oturacak yer bulamıyorum. Antalya'da oturacak yer bulamıyorum. Gidiyorum kütüphanelere. Bir de hayır şöyle yani bunu bir değer haline getirmemiz lazım. Şimdi mesela bu Batı uygarlığı dediğimiz sözde hani ismi bile yanlış aslında. Uygarlık bütün insanlığa güzellikler vaat bir şey olmalı bence. Batı uygarlığı acımasız pagan, merhametsiz bir uygarlıktır. Yani savaşlar çıkarır, öldürür, asar, keser, güç üzerinden çalışır. Pragmatiktir. Ve sonra e, dünyanın Müslüman merhametine ihtiyacı vardır. Hep öyle Final, derim ben. ama finalde de medeni ol, medenidirler yani. Evet. Yani işte <laughs> Batı uygarlığı diyorlar ama kendilerine medenidirler öyle diyelim. Öyle. Yani bütün dünyayı kucaklayan bir uygarlığa medeniyete ihtiyacımız var. Eyvallah. Bizim. E, şimdi okumuyorlar doğru aslında. Onu biraz da ben öyle düşünüyorum. Fakat niye okumuyorlar diye sormamız lazım. Yani okumayı, eğitimi toplumda bir değer haline getirmemiz lazım. Evet. Bunun toplumda bir karşılığı olması lazım. Yani maddi olarak da mesela e diyelim hani şöyle da. örnek vereyim. Şimdi bu sorunu sormuşken aklıma geldi. Çin'de mesela çok uzun yıllardır konfüçyüz metinlerini hatmetmiş insanları kamu hizmetine alırlar. Yani çok bilgili adamları. Hı. 500 yıldır, 600 yıldır. E şimdi Çin'in amblemine Refik Bey ejderha. Geçen seneki gayri milli hasılası 20 trilyon dolar. Yani aslında bunun altında bir bilgi var, bilgi birikimi var, bir medeniyet birikimi var değil mi? Bu teknoloji, bu bilginin, bilimin ambalajlanmış şekli, paraya dönüşen biçimi. Japonya'da mesela 150 sene önce 40-50 tane dükkan kitap ödünç veren dükkanlar var. İnsanlar para çok değerli satın alamıyor, ödünç kitap alıyor, geri götürüyor. Şimdi 150 sene önce diyorum, bakın bizde belki 150 sene önce kaç tane okur yazar insan vardı Osmanlı'da değil mi? Ee, niye bu adamlar bu hale gelmiş? Bu Japon uygarlığı, Japon e, mucizesi nereden temelleniyor? Bakın temelde bunlar var işte. Bu bilgi birikimi var, kümülatif. Evet. Peki hocam e, şeyi de çok merak ediyorum ben bir taraftan. Hani e, Orhan Pamuk'un bir kitabında geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam e, Yeni Hayattaydı. Orada diyor ki bir kitap okudum hayatım değişti diye mesela bir giriş yapıyor. Evet sizin... ilk cümlesi oydu doğru ben de okumuştum. Onun kitaplarını evet. da okudum hepsini. Onu yıllar sonra tekrar okudum 25 yıl sonra tekrar okudum o kitabı. Şeyi merak ediyorum sizin böyle bir kitap okudunuz hayatınız değişti ya işte bu budur benim kitabım dediğiniz var mı? Bu çok aç, i̇şte o Paylaştığım videoda bahsettiğim kitaplar ama yani kendimden bir geçtiğim metinler hocam. bir tane olarak yani Kürt Mantolu Madonna diyebilirim. Mesela bunu ne zaman üniversitedeyken falan okumuştum ben. İlk o halini. E, çok hoşuma gitmişti. Gerçekten beni çarpmıştı. Yani bir insan böyle bir metni nasıl yazabilir? Bir de Orhan Veli'nin Şiirler diye bir kitabı var. E, o kendi e, şeyi, e, temel şiirlerin olduğu metin. Onu mesela okumuştum. Nerede elime geçtiyse. ikisi de beni çok etkilemişti. Yani defalarca bunlar üzerinden mesela böyle hep elimin altındaydı. Defalarca alıp alıp okuduğum olurdu bunları. Yani bir insan nasıl bunları yazabilir? Nasıl böyle bir seviyeye ulaşmış bu frekansa diye. Hep bir kafa yormuşumdur yani. Ben Sebahattin Ali hani Değirmen öyküsünü okudum ve diğer öyküleri okuduğumda şey, dedim Değirmen, ki. Değirmen Kuyucaktı Yusuf mesela evet, 1900'lerde yani, hani eşkıyalık işte, var biliyorsun. Osmanlı'nın yıkıldığı, zayıfladığı dönemlerde. Yani, bir böyle kaymakam, bir, yani böyle bir konudan nasıl bu kadar iyi bir metin çıkartılabilmiş? Yani o yoksulluğu nasıl anlatmış? Beni çok etkilemiş hakikaten Sebahattin Ali. pek hocam. Çok çok iyi. Yani okuyacak Uysus'ta da Aydın'ın Kuyucak kasabasındaki anne babasını eşkıyaların öldürdüğü bir bu, çocuğu bu, 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 Kaymakam'ın bu, bu, bu. evlat edinmesini evet. anlatır. Müthiş bir metin. Yani böyle bir konudan nasıl oraya gelebiliyor? Tabii bir zeka da var burada bir ama bir yetenek doğuştan bir yetenek de var galiba. Yani farklı evet. bir şey. Peki hocam şeyi de çok merak ediyorum. Şimdi bir abimiz geldise dedi ki adam hayatında dedi ki ben hayatımda 3 kitap okuyacağım. İsmet Hoca. Bana öyle iş kitap 3 kitap söyle ki benim için çok önemli olsun. Ne önerirsiniz? Bir daha da okumayacağım dedi mesela. Bir tanesi mesela Kürt Mantolu Madonna diyebiliriz Sabahattin Ali. Ha, unuttum konuşurken hep karambole geldi. Ee, Aziz Nesin'in mesela yüzden fazla kitabı vardır o da çok üretken bir adamdır öyküleri falan hep çok onu da çok okudum e, unuttum söylemeyi çocukluğumda lisede üniversitede yani çok öykü böyle her şeyi üreten mizah şeyi yönü kuvvetli bir adamdır hani hmm. toplumda böyle olumsuz bir intiba vardır çok dinle şeyle alakası olmayan bir adam olduğu için ama en güzel kitabı e, öz yaşam öyküsünün içeren bir kitabı var böyle gelmiş böyle gitmez falan diye hmm. kendi Okuna. annesini 3 yaşında kaybettiğini nasıl acılar çektiğini verenden ölüyor insanlar biliyorsun o 1910'lu yıllarda 1915 doğumluydu galiba aziz nesin onlara anlattığım metin en iyi kitaplarından biri odur mesela hani öykü kitaplarından bile çok iyidir o bence hmm. onu söyleyebilirim Sebahattin Ali'nin kitabını söyleyebilirim bir de Viktor hmm. Frankl'ın insanın hmm. anlam arayışı biliyorsun bizim meslekte de çok ilgili böyle insan bir anlam arayan bir canlı yani hmm. diğer canlılarda böyle bir anlam arayışı geçmişi geleceği yok bu insanda var sadece o metin gerçekten de buna yanıt veren güzel bir metin. Not alarak okuyabilecekleri metin. Yani üçünü söyleyebilirim. Not alma dediniz. Aslında biraz da ilk programda bahsetmiştiniz ama okuma stiliniz nasıl hocam? Nasıl okursun mesela? Not alırsanız? Böyle büyük defterlere şu gösterdiğim gibi şuradan görünüyor mu? Telli defterlere Hı. not alarak böyle. Mesela Hı. şu defterimde okuduğum 200 kitabın hangi tarihte okuduğum işte özet. Bazen yarım sayfa bir sayfa aldığım notlar. Siz de, bu, bu, bu tür kullanıyorsunuz Ben de hep bu tür defterler alıyorum. Benimkiler çok kalın ama Refik Bey bak şöyle kalınlar. yani taşınmayacak taşınmayacak derecede defterler böyle. Biraz eski moda ee, kaldık ama hala not, al, not almadan yapamıyoruz evet. Not alıyorsunuz. Tabii size. hayır, not almadan beyni şimdi not alırken farklı bölgeleri çalışıyor beynin. Şimdi Hı. bu entelektüel faaliyetlerle uğraşmak, okumak beynimizin belli bölgelerinin nöronları uyarıyor. Şimdi hep klasik şey var ya yüz milyar nöronumuz var falan işte. Ne, kullanmadığın zaman nerede yüz milyar nöronumuz var? Yani kullandığın zaman var bu evet. bir de hadi diyorlar beynimizin bir bölümünü kullanmıyoruz hani böyle bir şey üstün zeka meh diyorlar yani. Böyle <laughs> bir şey yok. 100 milyar nöron dediniz ya. Hani ben evet. uzun yıllar hızlı okuma eğitimleri verdim. Belki 2-3 bin tane öğrenci mezun ettim. Orada en büyük şikayet şeydir. Kitap okurken çok dikkatim dağılıyor. Ne yapsın okuyucu dikkatim dağılması için? En büyük şikayet bu yani. Şimdi çok güzel soru sordun. Bu modern dünyanın en büyük hastalıklarından biri. Şu anda çocukların, gençlerin büyük bölümü e, onların yaşamları Instagram gibi akıyor. Yani sürekli yukarıdan aşağıya bir şey akıyor. Beyinler Ama böyle yukarıdan aşağı akıyor onların da. 30 öyle çalışıyor önce sosyal medya yoktu bizim yine dikkatimiz dağılıyordu yani. Bu sorun genel bir sorun. Yo, değil. O kadar değildi o zaman. Şimdi bu sosyal medya, bu Instagram, TikTok akışları Hı. yani hız, haz e, ve ayartma döneminde yaşıyoruz. Yani her şey insanı ayartıyor artık. Çok hızlı, fast food. Yaşamlarımız da hızlı. Hı hı. E, haz almaya çalışıyoruz. Hayat öyle haz alacağım bir şey değil. Sürekli haz alacağım bir şey değil. Yani yüzde seksen olumsuzluk var yaşamda. İnsan zihinde yüzde seksen olumsuzluk var. Yani bunlar güzel temeller ama gerçekte karşılığı yok. Bunları bilmek lazım. Dolayısıyla bu yeni e, modern dünyada işte bu internet çağında, dijital toplumda bu hiperaktivite, dikkat eksikliği çok büyük problem. Çocuklar büyük bölümü bu ilaçlardan kullanıyor. Ortaokulda lisede okuyan çocuklar Çok acı bir şey Bir de işin garibi beynin bu formatını Refik Bey bozduğun zaman Tekrar toparlamak çok zor Onun için buna yani direnmek lazım Çocukların eline bu laptoplar Oyun şeylerini fazla vermemek lazım erken dönemlerde Çünkü Hı. erken dönemde beynine bu formatı atınca Yani evde herkesin elinde bir laptop Ya da şey Tablet herkes kendi odasında işte bir karikatür vardı ya Bayramlaşmada herkesin elinde telefon Herkes bayram ne kadar güzel bayramlaşma töreni <laughs> falan diye yazmışlardı. Onun gibi modern dünyanın insanları yani biz bir bunlardan biraz uzak durmak hani e, yararlanmak gereken şeylerden ama biraz da beynin formatını çünkü öyle bir küresel e, şey de var aslında etki de var kasıtlı. Buna biraz direnmek gerekiyor çünkü da. bunu bozduğu zaman çocukların toparlaması çok zor. Oyun bağımlılığı var mesela biliyorsun ciddi bir problem. Bir de hocam şey oluyor herhalde biz aynı anda hep beş iş yapıyoruz yani müzik dinliyoruz yemek yapıyoruz yürüyoruz. ...yürürken bir şeyler dinliyoruz... ...yani okurken başka bir şey düşünüyoruz... ...bir şey düşünmek isterken gözümüz televizyonda oluyor... ...televizyon izlerken okuyacağımız kitabı düşünüyoruz... ...hani... yani niye... ...keşke öyle yapsak, o bozmaz şeyi... Evet. ...ama böyle çok kolaycı şeyler... ...mesela bir şey izleyeyim falan filan değil... ...kitapla, mitapla bu çok şey yapmak... ...o formatı Hı. bozmaz, aksine... ...nöronlar arasındaki bağlantıları... ...yani Hı. o şebeke gibi olduğu için beynimiz... Hı. ...çok daha etkili Hı. tesir eder... Evet. ...ama bu boş şeylerle uğraşınca... ...beynin formatı bozuluyor, yani... Sürekli işte o Instagram'da akan anlamsız haz verici şey, görüntüler, tatiller, vur patlasın çal oynasın görüntüleri işte <laughs> makyaj görüntüleri şeyler beynin formatını bozuyor. Biz kitap e, bir ara Çatak Yaylası'nda gitmiştik bayramda. Yani Deniz'de bir Çatak Yaylası var. Orada biz sadece hani dedik ki gençler de var bizim kuzenlerin çocukları var. Kuzenler var. Dedim hadi beraber o kumaşkanlı kitap üzerine söyleşi yapalım. Kurduk kameraları. Bizim bir tane kuzen var diyor ki enişte diyor boşver bu işleri makyaj videosu çekelim 10 bin izlenirsin falan. <laughs> Öyle tabii bir... tabii işte ne acı bir şey yani sen yani. de şeyden bakmıştım motosiklet kullanıyorsun mesela doğayla şeyim var evet. benim işte ha, onu söylemeyi unuttum 30 yıldır bizim işte İstanbul'da Çatalca'da bir köy evi var Hı -hı. oraya e, gidip hani bir sosyal medyadan şeyden uzak internet bile çekmiyor çoğu zaman e, öyle bir yerde işte orada da bir kütüphanem var çok daha etkili okumalar orada yapabiliyorum çok daha evet. farklı şeyler aklıma geliyor orada. 30 yıldır yani hafta sonları haftada iki 3 gün sığındığımız bir liman uzak evet. bir yer gerçekten de şey İstanbul'a bir saat falan tam bir köy hayatı yani Peki doğada çünkü bir frekansımız da artıyor Hı. üretici hale geliyor zihnimiz gerçekten yaşadığını hissediyor Hı. çünkü e, büyük şehirlerde yabancılaşma anlamsızlık duygusu depresyon depresif hal koşturmaca sürekli bir hayat gayesi evet. insanın formatına uygun değil fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Şimdi hocam şöyle ben Finike'de yaşıyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz? Antalya Finike'de. Evet. Bakmıştım ben, o adım, videoda. Merkez nüfus 10-15 binlik bir yer. Şimdi benim mesela evin manzara full deniz. Denizi görüyor burası. Böyle tepede bir yer. Ee, mesela ben İstanbul'a ya da Ankara'ya gittiğim zaman daha çok çalışmaya ihtiyaç duyuyorum. Ya diyorum biz ne kadar tembellik yapıyoruz. Bak İstanbul'da insanların ya da Ankara'da daha hızlı yürüdüğünü, daha hızlı konuştuğunu, konuyu çok daha hızlı özetlediğini görüyorum. Burada biraz da bana tembel gibi geliyor. Siz de diyorsunuz ki, ya evet. burada biraz keşme keş var. Hangisi bunu nasıl tutturacağız bilmiyorum. Şöyle şu onun beyin, beyinde karşılığı şu nörobilimdeki Hı -hı. rutini bozduğun zaman üretici oluyorsun. Yani evet. senin rutinin sana şey geldiği için e, çok e, ekstra bir şey olarak görünmüyor. Fakat evet. büyük şehirlerde o tempo büyük şehirlere gezmeye geleceksin. Yani senin yaptığın gibi <laughs> mesela gelip 20 gün bir ay geldiğin zaman hem üretici oluyorsun hem daha üretken okuma, yazma, ge gezi çok keyifli oluyor ama sürekli yaşadığın zaman evet. yani bu kadar kalabalık, bu kadar trafiğin olduğu, bu kadar keşmekeşin olduğu trafiğin çözülmediği, bu kadar insanların bu kadar anlamsız şehirlerde toplandığı, yanlış politikalarla ya, Atatürk'ten beri 80 yıldır yeni değil yani bunlar. Evet. E, bu bir yanlış mı politika bu? Yani İstanbul'da, mesela Almanya'ya gitmiştim 93'te Refik Bey. Evet. Almanya'da nüfusu bizim kadar biliyorsun 84 milyon. Evet. Toprakları 3-4 üç, birimiz kadar bizim. Evet. Yani nasıl bir planlama yapmış bu adamlar? 1 milyon 2 milyonlu şehirler hepsi birbirinden güzel kültür, edebiyat, sanat, okullar, hastaneler, e, kültür ortamları, tiyatrolar, sinemalar. Bu bir planlama istiyor. Yani biz birkaç şehre toplamışız sanayi şeyi. Ya yani bu çok yanlış bir şey. Toplumun Hocam, ok gündelik okuyorlar. yaşamı, üretimi, sanatı yani yaşam şehri, kalitesi her Bir Şehri okumayan insan güzelleştiremez. Yani felsefe Yani bil okumayan, bilgilenmeyen, kültürle beslenmeyen evet, evet. insan yaşamı güzelleştiremez. Yani orada e, hani dinin de şeyin de fazla bir karşılığı olmaz. Yani en bilgili adamlar Müslümanlar olmalı. Hani en son din ama bakıyoruz ki dünyada en cahil adamlar genellikle Müslümanlar. Ne acı bir durum bu? Bizim ülkemizde de hani bunun iz var. Çok daha bilgili, çok daha aksiyoner. Yani güzellikler, ok iyilikler üreten, kötülükleri engelleyen Okumamış, Dindar da olsa, din dinsiz de olsa ancak yobaz oluyor hocam. Yani değişen bir şey olmuyor. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani, Onun için böyle basmakalıp şeylerden kurtulmamız yani, lazım. Okumanın biraz da belki şeyi var. İnsanın kendini değerlendirebilmesi, eleştirebilme yeteneği veriyor ya da sorunlarla başa çıkabilme yeteneği veriyor. Bir Gerçekten. de ondan ziyade dostum, gerçeğe yaklaşmak lazım. Yani gel, bilim, bilimin en güzel tanımlarından biri budur. Yani hepimiz birbirimize propaganda yapıyoruz ama gerçek nedir acaba ya? Yani, yani. hakikate nasıl ulaşabiliriz? Yani nasıl yakınlaşabiliriz? Gerçek yani. nedir gerçek dediğimiz? Ya da gerçekte, bizim topraklarda hakikat dediğimiz şey nedir? Buna yani, gerçekte, nasıl yakınlaşabiliriz? Gerçekte, yani bunu kovalamamız lazım. Yani, Gerçekten yüzleşmek de biraz şey oluyor hocam, duvara toslamak gibi oluyor. Yani hepimiz o duvara tosladığımız korkunç hali bilmek istemiyoruz sorunların üzerine örtüyoruz. Ülke çok iyi diyoruz. Çok muhteşem insanlarız diyoruz. Harika ahlaki bir sistemimiz var. Harika. Her şey harika. Ama geldiğimiz son noktada üzülüyorum yani ülke adına. Dünyanın en güzel yerinde yaşayıp, dünyanın en iyi imkanlarına sahip olup bu kadar hani selamlaşmayı unutmuşuz. Ne bileyim bir karşılıklı nezaketi unutmuşuz. Hani nezaket arıyorsunuz ama nezaket gösterdiğiniz zaman kerizlik olarak algılanıyor. Ee, i̇nşallah hani bol bu, bunu da ancak okuyarak hakikaten çözebiliriz. Başka bunun hiçbir açıklaması da yok. O yüzden Allah ilk evet, elbette, Refik Bey bizim insanlarımız. Evet bu dediğin şey tesadüf değil, farkında değil insanlar. Biz hani böyle dünya tarihin şeyi çok okuduğum için e, bu anlattığım ilk bölümdeki saydığım şeyler Çin tarihi, Rusya tarihi, Avrupa tarihi, Amerika tarihi, büyük dünya tarihi. Bu okumalardan işte bu pagan, Hıristiyan, pagan Batı uygarlığı dediğimiz e, model acımasız, pragmatik, her şeyi paraya dönüştüren, yakan, yıkan, kıyan, öldüren, zenginleşen, kendisi için her şeyi mübah gören, Makyavel'in dediği gibi her şey mübahtır şeyinden yürüyen bir uygarlık. dolayısıyla yani buna karşı durmak, kötülükleri engellemek, hani durup dururken yani temennilerle şeylerle bu işler olmaz yani aksiyonel olmak gerekiyor. Mesela Osmanlı güçlüydü bunu Osmanlı'ya yapamıyorlardı. Osmanlı'ya bir tokat gelince iki tane hemen geriye iadeyi alıyorlardı. Böyle aksiyoner olmak lazım diye düşünüyorum. Onun da işte karşılığı bu bilgi birikimine ulaşmak, yeni bir şeyler söylemek, bir derinliğe ulaşmak. İşte İbn Rush gibi, Farabi gibi, Gazali gibi, e, İbn Haldun gibi mesela 1200'lere kadar biliyorsun, bin yıldır bu topraklarda bir filozof yok, bin yıldır neredeyse. E, ama onlar bunları öğrenip Latinceye çevirip e, aslında bir uygarlık değiştirdiler, İngilizceye Hı. çevirdiler bizim metinleri, üretilmiş metinleri. E, dolayısıyla yani buradan çıkış noktası gene derinleşerek e, bilgi birikimini kullanarak bunu aksiyona dönüştürmekle e, olacaktır diye düşünüyorum. Ya tabii İbn-i alakalı ben üniversite ilk gittiğim yıllar bir kitap okumuştum. E, ee, Abdül Fettah Ebu Gudde'nin Zamanı Kıymet diye bir kitaptı. Hakikaten orada İbn-i alakalı bir örnek veriyordu. İbn-i Rüşt iki, iki gece kitap okumamış. Bir hanımı evlendiği gün okuyamamış. Bir de babası öldüğü gün okuyamamış. Bir de okurken saçlarını yukarıya bağlarmış bu iple başı öne düşünce tekrar uyanıp okuyabilsin diye. Hakikaten bunu okudum ben çok etkilenmiştim okumakla alakalı alışkanlığımı ya da beni motive eden anekdotlardan birisi de bu ibdırüştüm bu meselesidir. Peki hocam. Şimdi oku... sen bunu söyleyince aklıma geldi. Bizim mesela Yavuz Sultan Selim, Selim Han. 1520'lere bu... kadar işte 8 kaç okuyorum. 10 yıl falan padişahlık yaptı. E, uykusuzluk problemi var. İnsomniye hastası. Sabaha Hı. kadar kitap okuyor. Sokullu Mehmet Paşa Sokoloviç Sırp devşirmesi veziri evet. e, çok bilgili bir adam, beş dil konuşan bir adam. Sokullu Mehmet Paşa Sokoloviç oradan geliyor adı zaten. Yavuz Sultan Selim'in vezirdir. Şimdi o kadar bilgili ki heyet, divan, bakanlar kurulu diyebiliriz, divanlı hümayun değil mi? Orada hepsi filozof Refik Bey. Evet. Niye? Şimdi <laughs> Selim Han sabah kadar kitap okuyor, bir şey soruyor bilmeyince vurun kellesini diyor. Ne kadar cahil bu adam diyor. Korkudan hepsi. Sabaha kadar kitap okuyor. Yani böyle bir şey lazım herhalde bize. Yani yok. Şu anda e, onu günümüzde çözdük hocam. Artık çok okumaya gerek yok. Başımızdakiler ne derse biz ne kadar güzel söylediniz. Çok doğru söylediniz deyip hep okumaktan kurtuluyoruz. <laughs> Vallahi o günü kurtarıyor da geleceği kurmuyor. Maalesef. Ben öyle derim her zaman. Bizim geleceği kurmamız lazım. Yani günü kurtarma işi değil. O bir uyuşturucudur. Bizi uyutur, uyuşturur. E, o bir şeye yaramaz ama geleceği kurmak lazım. Kötülüklere engel olacak bir bilgi birikimine, aksiyon gücüne ulaşmak lazım. E, toplumu gerçekten de filozoflar yönetmelidir yani Eflatun'un, Platon'un şeyi var ya hani biz Eflatun deriz Batı Platon der şeye Marcus Aurelius e, muydu hocam ilk filozof kral yani o var e, şey Friedrich var Almanya'da mesela gerçek bir filozoftur 1700'lerde hatta aydınlama kitabında ona bir 20 sayfa yerde ayırmıştım ben gerçekten de bir filozof kraldır mesela Voltaire ikinci kral derler e, Fransa'da filozoflara ikinci kral derler öyle muamele görür Hani bizde okuyan yazan insanların toplumda karşılığı mesela yoktur. Yani diyelim hani Aziz Nesin 100 kitap yazmış işte dinsiz falan diye söylerler. Ya da Cemil Meriç mesela işte diyelim çok büyük entelektüeldir. Hiç bir karşılığı olmaz toplumda. Yani bunların toplumda bir karşılığı olmalı. Bakın Fransızlar bu adamlara ikinci kral diyor. <laughs> Ta 1700-1750'lerden bahsediyorum Refik Bey. Geçen bir davaya gittim. Bir beyefendi de kaldı. okumak üzere yani bir söyleşi oldu. Ben bilirkişilik yapıyorum aynı zamanda. Cemil Meriç önerdim ona. Ya dedi ben hiç okumadım falan filan. dedim. Kendisi Hataylı falan dedim. O da Hataylıydı arkadaş. Allah Allah dedi. Tekrar bir meraklandı. Baktı Reyhanlı demiş bu dedi. ya Reyhanlıdan da çok adam çıkmaz ama nasıl çıkmış falan filan dedi. <laughs> yani Cemil yani Meviç... Bizim bir de öyle klişe laflarımız var ya. Yani o çok <laughs> yanlış bir şey. Her yerden çok iyi insan çıkar. Her yerden de çok problemli insan çıkar. Çünkü Tabii. insan olmakta olan bir canlı. Yani Kemal Kamil isimlerini bunun için koyuyorlar insanlara. Böyle hmm. klişe boş şeylerle değil de yani öyle genel... Yargıla son derece yanlış ve hiç doğrulu olmayan ifadeler yani açıkçası boş laflar yani. Yedi ben çok hoşuma gitmiştim. Yavuz Sultan Selim bahsetmiştiniz. O Mısır seferine giderken yanında üç katır yükü kitap götürüyor. Mısır. Evet, evet. İşte diyorum ya sabaha kadar kitap okuyor çünkü uyku problemi var. Adam uyuyamıyor. Tabii okumanın e yeterlisi de görüyor hocam. Kendini oyalamak için. Muhittin Arabi'nin biliyorsunuz şeyi var. Meşhur bir hadisi var ya. Hı -hı. Muhittin Arabi sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. Muhittin Arabi'ye diyorlar ki tövbe et yoksa seni öldürürüz. Sen küfre girdin. O da tövbe etmiyor. Öldürüyorlar Muhittin Arabi'yi. Öldürmeden önce Muhittin Arabi diyor ki benim sırrım diyor. Sin e, şına şuna girdiği zaman diyor sırrım ortaya çıkacak diyor. Ya bu Sultan Selim Han bunu okumuş e, ve Şam'a giriyor dönüşte. Diyor ki Arabi nerede söyledi bu sözü? Diyorlar ki şurada söyledi. Gidiyor orayı kazdırıyor. O kazdırdığı yerde bir sürü altın çıkıyor. Sizin taptığınız benim ayağımın altında da sırrı ortaya ortaya çıkıyor orada. Aynı zamanda da Yavuz Sultan Selim Han o, o altınlarla tüm Mısır seferini finanse ettiğini de söylüyorlar. O da enteresan bir anekdottu benim hakikaten. Dedim okumanın böyle bir yararı var işte çok küçümsemeyin falan. Bir de Yani onlar tarihi anekdotlar ama Mısır'dan da çok büyük hazineler tabii e, devşirdi. Evet, evet. Fetih üzerine kurulu olduğu için Osmanlı şeyi. Işte 1700'lerde bu fetih durunca o ürettiği kültür şeyde durdu. Evet. Fakat çok öğrenecek şeyler var. Yani biz Osmanlıyı mesela birileri işte çok övüyor birileri sövüyor. Yani övgüyle sövgüyle tarih gitmez. Mesela Amerika'da Osmanlı kürsüsü vardır Beyaz sarayda. Hatta evet. Şerif Mardin biliyorsun birkaç sene önce öldü. Hı hı. E, oradaki Osmanlı kürsüsünün başkanıydı Şerif Mardin biliyor musun? Ben Şerif Mardin... Yani Amerika'nın Osmanlı ile ne alakası var Osmanlı kürsüsü? Ne hı hı. ne işlerine yarar bunların diye düşündüğümüzde... Aslında Amerika Birleşik Devletleri bir Osmanlı modelidir. Evet. Yani evet. devletin ismi de yanlış. Amerika Birleşik Şirketleri doğru ismi aslında. Amerika bir şirkettir yani dünya yöneten bir şirkettir para üzerinden, ekonomi üzerinden. Ha onu söylerken konuşmada karambola geldi. Şimdi bu hani diyorsun ya işte bizim çektiğimiz eziyetler, yoksulluk, yokluk, enflasyon. Şimdi Roma İmparatorluğunu Türkler yıktı. Batı Roma'yı Türkler yıktı. Roma Cermen'i Türkler yıktı. Yani adamların kuyruk açısı çok büyük aslında. Bize bu kadar eziyet etmeleri tesadüf değil. 80 yıldır Atatürk'ten beri, Cumhuriyet'ten beri yani Osmanlı yıkmalar da zaten buradan. Çok yani, büyük kuyruk acıları var. Her Avrupalı'yı bir travma bırakmışız benim anladığım kadarıyla. Hem doğuya hem batıya. Tabii ki tabii ki. Onun için bize çok kötülük ediyorlar. İşte enflasyon biliyorsun 200'ler 300'leri de gördük biz 70'lerde 80'lerde 90'larda değil mi? Evet. Enflasyon da bir vergidir. Zaten faiz var zaten vergi var. Ee, yoksulluk, yokluk, çaresizlik kültürel üretimi de çıkış yapmayı da engelliyor. Mesela İngilizler dünyayı öyle yönetirler. Yani insanları çaresiz bırak her şeyi kabullenirler her şeyi yapabilirsiniz derler. Hiçbir şeyi de kötülük olarak görmezler. Çünkü çaresiz insanın davranış repertuarı olmaz. Evet. Bunu Açıkken çok iyi bilirler. hocam. Kural budur yani. Açık. Aynen. Sosyal psikolojiyle yönetirler dünyayı. Kendi ülkelerinde refik ve sosyolojiyle yönetirler. Evet. Eyvallah İsmet Hocam. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün oldu benim için. Sizinle iki güzel söyleşi yaptık. Ben teşekkür İnşallah. ederim. Bazen haberleşiriz böyle bazı temalar evet. üzerinden. Yeni ben tedarikli sohbetler Görüş. yapabiliriz yani. Ben, Kaç gün... kişiye ulaşabilirsek artık ne mutlu bize evet. yani. İzleyiciler ve dinleyiciler adına da çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet, ederim. Herkese dostlar. selamlar, Bugün, sevgiler. Profesör Doktor İsmet Galip Yolcuoğlu beyefendiyi programımıza konuk ettik. Çok güzel bir söyleşi oldu. Ben hakikaten çok heyecanlandım, çok sevk aldım. Çok şey öğrendim bu programdan. Sizler de izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın, dostçakalın, muhabbetle.